Kurtarın hocam beni bundan. Ha hocam gece ben çok şey yapıyormuşum bir de. Taksi mi uygulaması? Ne hocam? Kutunun taksi. İyi de ama güzel oldu. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba. Size nasıl yardımcı olabilirim? Hocam dişlerimi çok sıkıyorum ben. Çok ağrı oluyor burada. Geceleri uyuyamıyorum. Böyle baş ağrısı falan oluyor, çene ağrısı oluyor. Değerlendirelim, sıkalım dişlerimizi. Bırakalım, sıkalım, bırakalım. Kurtarın hocam beni bundan. Çok ağrıyor. Evet, çene köşemizde yer alan maset arkasımızı sürekli kullandığımızda. Ne hocam? Maset arkasını sürekli kullandığımızda bir süre sonra büyümeye başlıyor. Bir kası çok fazla kullanırsak. Büyüsün hocam. Kas ilmesi iyi değil mi? Evet, tabii sağlığınızı etkileyecek bir durum. Özellikle çok fazla kas büyüdüğünde temporomandibüler eklemimize fazlaca yük bindirerek eklem fonksiyon bozukluklarına yol açabilir. Bir de sürekli dişlerimizi sıktığımızda diş yüzeylerimiz aşınabilir. Buradaki maset arkasımıza botoks uygulaması yaptığımızda hem kasın genişliğinde biraz azalma oluyor, yüz biraz daha ovalleşmiş oluyor. Hem de diş sıkma probleminiz azalmış, baş ağrısı, boyun ağrısı, eklem ağrısından da. Yüzüm çökmesin hocam. Yok, yüzünüz çökmez. Ha hocam, gece ben çok şey yapıyormuşum böyle. Böyle bir şey oluyormuş. Bruxizm problemi, gündüz veya gece kişinin farkında olmadan sürekli dişlerini sıkması problemi. Sürekli o kası kullandığımız için de kas büyüyor, çenede kare bir görüntüye yol açıyor. Özellikle kadınlarda bu istemediğimiz bir şey. Daha böyle maskülen bir görüntünün oluşmasına yol açar. Ne yapacağız hocam? Ne yapacağız? Toksin uygulaması yapacağız. Ne hocam? Botulinum toksin. Botoks. Burayı yapmıştık. Evet, onun gibi mi? Yapıyoruz. Maset arkası için. Bu iyi ama güzel oldu. Bu çok acır diye korkuyorum. Yok, ağrılı bir şey. Ağrılı ilgili hassasiyetim var biliyorsunuz. Evet, çok iyi biliyorum. Burası çok acır mı? Çok acımaz. Maset ağrı botoksu uygulandığında da diş sıkma probleminiz azalır. Baş ağrısı, boyun ağrısı, eklem ağrılarınızda azalma olur. Tek bir uygulamayla şikayetiniz sıfırlanmaz. Belki de sıfırlanır hocam. Evet, tek defa uygulamayla yanıt aldığımız hastalarımız da oluyor. Ama bazı hastalarda tekrarlayan uygulamalarla daha güzel sonuç alabiliyoruz. Tabii orada kasın kitlesiyle de alakalı bir durum. Tamam hocam. Size güveniyorum. İşlem bu kadardı. Nasıl geçti? İyi hocam. Şimdi nasıl yapacağız? Neye dikkat edeyim? Ne yapayım? Çok sert gıdalar tüketmemeye dikkat edelim. 2 hafta sonra sizi tekrar göreceğiz. 2 hafta içerisinde şikayetlerimiz yavaş yavaş azalmaya başlayacak. Daha az sıktığınızı ve baş boyun ağrınızın azaldığını fark edeceksiniz. 2 hafta sonra kontrolde sizi tekrar değerlendireceğiz. Çok geçmiş olsun. Teşekkür ederiz.